Evet, bugün Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı hanımefendiyi yayınımızda konuk edeceğiz. Biliyorsunuz bu pandemi sürecinde STK'ların da yaşadığı zorluklar oldu. Ve Beyaz Ay şubeleri arasında da Türkiye'de en çok dikkati çeken şubelerden birisi de Muğla Şubesi oldu. Evet, şu anda Türkiye Beyaz Ay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı hanımefendi canlı yayınımızda. Evet, Pınar Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Evet, biraz önce de söyledim. Yarın kabine toplantısı açıklandıktan sonra Türkiye'de renkler değişecek. Bugün pazar, yani kimi iller çıkamadı, sokağa çıkma yasağı var. Kimi illerde de bir serbestlik var bu bağlamda. Muğla hangi renkte? Valla Muğla en son turunculardaydı ama kırmızıya doğru ilerlemeye başladı bu hafta içerisinde. Hafta sonundaki kısmi yasakların serbestliği birazcık bizim insanların herhalde rahatlamasına... Bir de havaların ısınması, biliyorsunuz Muğla birazcık sahil kenti olduğu için deniz kenarlarında, plajlarda oturma yani anlamında birazcık kırmızıya doğru gidiyoruz. Ama ben her ne kadar Muğla kritik olsa da Muğla'daki yerel halkın çok tedbirli ve bilinçli olduğunu gördüm bu süreçte. Muğla'nın evet. Tek sorunu dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistlerin, farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların sadece yazın kullandıkları yazlıklarını kışında pandemi sürecinde boşaltmamış olmalarıydı. Çünkü evet. Bodrum mesela biz kışın gittiğimizde çok tenha olur, çok güzel olur. Gideriz, gezeriz. Yazın yani insan kalabalığından adım atılacak yer olmaz. Kışın gittiğiniz zaman da mesela bir Bodrum tıklım tıklım. Tabii bu süreçte büyük şehirlerde yaşayıp orada yazlıkları olan, burada yazlık kiralayıp İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e dönmek istemeyen kişiler hafta içi mesaileri olduğu için İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya gittiler, geldiler derken bu da yerel halk için bulaş riskini arttırdı. Onun dışında bir sıkıntımız evet. Olmadı aslında. Evet, yani turizmin nasıl etkilendiği ile ilgili de ben size konumuz içerisinde sorular soracağım zaten. Beyaz Ay şubeleri arasında yani bir bayan olarak, bir hanımefendi olarak gerçekten bu pandemi sürecinde böyle ses getirecek faaliyetlere imza attınız. Biraz sonra da açıklayacaksınız. Hani böyle bilhassa çocuklara yönelik çok ciddi kampanyalar düzenlediniz. Yani yatalak olan insanları ayağa kaldırmasına vesile oldunuz. Yani bunları da konuşacağız. Önce sizi tanıyalım. Akabinde sizi tanıdıktan sonra Muğla Beyaz Ay Şubesi'ni de bize biraz anlatın. Tabii. İsmim Pınar Boyacı. Muğla Şube Başkanı'yım. 2013 yılından beri Beyaz Ay ailesiyle beraberim. 2018'den beri de Muğla Şube Başkanlığı'nı yapmaktayım. Evet. Başkanlığını devraldıktan sonra çok ciddi işler yapacağımı düşünüp ve çok ciddi de işler yaptığımızı düşünüyorum. Yaptım olarak algılamıyorum çünkü biliyorsunuz bu bir ekip işi. Ekibim evet. Çok sağlam. Yönetimdeki arkadaşlarım olsun, üye arkadaşlarım olsun, hepimiz bir bütün, bir ekip olarak güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Evet, peki Beyaz Ay'la nasıl tanıştınız Pınar Hanım? Beyaz Ay'la 2013 yılında burada kurucu başkanlığını yapan arkadaşım Yelda Erol Gökçen, şu anda mevcut milletvekilimiz. Bir gün akşam evet. Bana telefon açtı. Pınar dedi, işte ben Beyaz Ay Derneği'ni kuruyorum. Seni de yanımda görmek istiyorum. Biz böyle tanıştık Beyaz Ay'la. Ve o günden beri de Beyaz Ay'ın içerisindeyiz. İyi ki de içindeyim. Beyaz Ay'da olmak bana hem mutluluk, hem onur, hem de gurur veriyor. Evet. Yani kongrede de yeni seçildiniz.
Yeni oldu kongreniz. Yeni başkanlığınız da hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür. Çok Peki teşekkür bu ederim. pandemi sürecinde yani sivil toplum kuruluşları nasıl bir süreç yaşadı? Yani STK'ların zorlukları nelerdi? Nasıl Şimdi şöyle toplandılar? Yani söyleyeyim. nasıl hizmetler verdiler? Aslında çok zor toplandık ama biz biliyorduk ki zaten engelli vatandaşlarımızın biliyorsunuz çok fazla dışarı çıkıp işlerini görme imkanları olmadığı için eğer biz de Evet. kendimizi eve kapatmış olsaydık o zaman bir anlam olmayacaktı. Yani onlar evdeyken bizden yardım beklerken biz de kendimizi kabuğumuza çekmiş olsaydık belki bugün Muğla Beyazay diye bir derneğiniz olmazdı diye düşünüyorum. Arkadaşlarımızla genelde grup grup diye küçük gruplar halinde toplandık. Zoom üzerinden toplantılar yaptık. Engelli kardeşlerimizi, işte amcalarımızı, abilerimizi belirledik. Onlara telefonla ulaştık. Onlar bize telefonla ulaştılar. Ama bu süreçte hiçbir zaman hani biz de kenara çekilelim, pandemi bitsin, onlar da ne hali varsa görsün demedik. Evet, bunun üzerinden toplantılarımız oldu. Bilinçlendirme toplantıları da yaptık kendimizde. Evet. Azar mesela 3-5 grup halinde toplanıp mesafeye dikkat ederek bu şekilde toplandığımız günlerimiz oldu. Yani bizim bir şekilde bir araya gelip engellilere yardım etmemiz gerekiyordu. Onun için her fırsatı değerlendirdik diyebiliriz ama dikkat etmek şartıyla. Buna örnek olarak ilimiz Milas ilçesinde yaşayan ender bir hastalık ile mücadele eden ailenin mesajı. İyi ki varsınız. Aylık 12.600 TL kremi almamızda sadece derneğiniz yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Allah bir değil bin kere razı olsun demiş. Evet, görüyorsunuz burada da 12.600 lira krem. Yani bu da gerçekten çok etkili bir hizmeti, faaliyeti Muğla Beyazay Şubenin. Aileye her ay 300 dolar bağışçılarımız tarafından derneğimiz aracılığıyla aileye ulaştırılmaktadır. Diyor. Gerçekten bunlar büyük hizmetler. Bu aile. Evet, sanatçı Cem Adrian gerçekten engelliler yararına Muğla'da, Türkiye genelinde çok güzel hizmetler ve destekler veriyor. Görüyorsunuz yani STK'lar yani boş durmuyor. Gerçekten iyi ki varlar, Allah razı olsun. Yani kızımız gördüğünüz gibi yatalakken bir Muğla Beyazay'ımızın vesilesiyle Allah'ın izniyle bu hale geliyor. Gerçekten bir insan hayatına dokunabilmek inanılmaz derecede çok mutluluk ve gurur verici bir faaliyet. Evet Pınar Hanım, gerçekten ben yani sizi ne kadar alkışlasam azdır. Yani bunlar büyük hizmetler bu bağlamda. Şu an gerçekten yani çok insanın duygulanacağı hizmetlerden birisi. Pınar Hanım bunları bana anlattığında ben çok etkilendim. Çünkü yani bu STK'ların hizmetleri de kolay olmuyor. Yani onların çok yoğun gayretleri, olağan şekilde çileleri oluyor. Yani ayrıca yani bir yandan STK'yı yönetmek, bir yandan da insan hayatına dokunmak gerçekten kolay değil. Yani bu bağlamda. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Cuma günü kongrem vardı. Cuma günü akşam Metecan'ın babasıyla görüştük. Metecan'a demiş ki kongremize babası katılmıştı çünkü. Pınar ablam başkan oldu. Demiş ki ben biliyordum biliyor musun baba? Zaten sabaha kadar onun için dua etmiştim. Metecan da bu kelebek hastalığı olan çocuğumuz. Bunları duymak, böyle şeyler yaşamak beni gerçekten hem çok mutlu ediyor hem çok duygulandırıyor. Tabii burada hep çok farklı bir duygu bunlar. Bu yüzden ekibime çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz büyük bir aile olarak çalışıyoruz Muğla Şubesi olarak. Artık öyle bir anlam yani öyle bir duruma geldik ki gözlerimize bakarak tüm ekibimle kimin ne yapması gerektiğini, kimin nerede olması gerektiğini bile anlıyoruz.
Pınar Hanım, gerçekten Evet. şu anda herkes o kadar yoğun internette ki, yani ondan dolayı Evet. böyle bir internetlerde Çok bir özledim. ağırlık var. Evet, Neyse, sağlık olsun diyelim. ben gerçekten çok teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Bizi Çok kırmayıp teşekkür ederim. yayınımıza katıldığınız için. Her zaman. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak ne söylemek isterim? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Türkiye Beyaz Ay Derneği olarak lütfen engellilerimize biraz daha sahip çıkalım. Onların önlerini açalım, olanaklarını fazlalaştıralım, onlara daha fazla imkan sağlayalım. Evet, Pınar Hanım, bir de izleyicilerimizden soru var. Onları da size sorayım. Yavaş yavaş öyle kapatalım programımızı. Engellilerin Tabii. kadroları yetersiz hale gelindi. Haziran'da kamuya 10 bin atama ve kota %6 destek istiyoruz, diyor. Yani engelliler bu engelli atamalarının 10 bin olmasını istiyorlar. Ve bu çalıştırma kotalarının ise %3'ten %6'ya çıkarılmasını istiyorlar. Evet, ben zaten sürekli bunu savunan bir insanım. Her Evet. zaman şunu söylüyorum. Neden her bölümde, her yerde, siyasette olsun, normalde, yolda olsun, kamuda olsun, başka yerde olsun, neden engellilerin sayısı kısıtlı tutuluyor? Bunun Evet, için bir neden? şey yapılması gerekiyor. Acilen, Evet. gerçekten ciddi söylüyorum, acilen, çok çok acilen bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ben de bunu gerekli tüm yetkililere ileteceğim. Emin olsun, kendisi de arkadaşımız, rahat etsin. Ben de kendisiyle aynı düşünceleri yaşamaktayım çünkü. Bunu da Evet, savunuyorum. yani Pınar Hanım, artık hani ülkemizde yani 20 bin, 30 bin diğer memur atamaları şeyler yapılırken, engellilere gelince böyle 3 bin, 5 bin, 2 bin olmasın artık bunlar. Yani engelli Bence de. atamalarda evet, o 10 bin olsun, 20 bin olsun. Yani artık bugün EKPSS'de engelli atamalarda Türkiye'de çok önem arz eden bir konumda, değil mi? Aynen öyle, katılıyorum. Yani ben mesela yakın zamanda şöyle bir şey yaşamıştım. Engelli KPSS'ine giren bir avukat çocuğumuzun çok yüksek puan aldığını ama girebileceği alana sadece 4 kişiyle sınırlandırıldığını ve çok yüksek olmasına rağmen avukat arkadaşının çocuğun açıkta kaldığını biliyorum. Bence bu çok üzücü. Evet. Pınar Hanım, yani bu konuda Bunu da engelli atamalarının 10 bine çıkarılmasıyla ilgili de sizden ileriye doğru bir basın açıklaması da bekliyoruz. Bunu gerekli mercilere de iletmenizi de istiyoruz. Çünkü biz sizin bu yayınınıza geleceği kadar bize engellilerin hep talepleri şu oldu bir de. Dediler ki ya Pınar Hanım'a da hani bu konuyu söyleyelim, o da Türkiye'de bu konuyu gündeme getirsin dediler, bize destek versin dediler. Onlara ne söylemek istersiniz? her zaman yanlarındayım. İstedikleri her türlü desteği benden görebilirler ve ben bu konuyu gerekli yerlere söyleyeceğim. Buradan kendilerine şimdiden söz veriyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Ben Evet, teşekkür son olarak ederim. ben sözlerinizi de alayım. Yayını kapatalım nasip olursa. Bu kadar güzel, bu kadar eğlenceli, bu kadar keyifli, bu kadar bilgi aktarımı olan bir programı öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan Evet. sonraki yayınımda başarılar diliyorum. Ne zaman, hangi ortamda olursa olsun alo demeniz yeterli. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Tüm engelli arkadaşlarımıza buradan selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Her zaman yanlarındayım. Hiçbir zaman Evet. da verdiğim sözden geri dönmedim. Bundan sonra da dönmem inşallah Allah'ın izniyle. Evet, biz de bunu sözünüzü son dakika haberi olarak kanalımıza geçeceğiz. Nasip olursa Pınar Tamam, Hanım. çok teşekkür ederim.
Evet. Teşekkür İyi ederim. ki Sağ olun. varsınız. Sağlıkla kalın. İyi ki sizin Sizler gibi de. güzel STK'lar var. Sizin gibi değerli şube başkanları var. İnsan hayatına dokunabilen başkanlar var. O ailin öğrencimizi siz o yataktan alıp ayağa kaldırdınız ya. Yani hani filozofa sormuşlar mutluluğun sırrı nedir diye. O da demiş ki belli bir yaşa geldiğinizde geriye dönüp baktığınızda ya işte Ali Rıza iyi ki şu şu şunu yapmışsın diyebiliyorsan kendi kendine diyor mutluluğun sırrına ermişsindir diyor. Bu da sizin mutluluk kaynağınız olsun. Allah sizlerden razı olsun Pınar Hanım. Çok teşekkür Sağ olun. Çok ediyorum. teşekkür Evet, Ben de çok teşekkür ederim. Muğla'ya da çok selamlarımızı iletiyoruz. Derya Teşekkür. Selçuk Hanımefendi sesimizin daha güçlü çıkmasına vesile olan herkese sonsuz teşekkürler demiş. Derya Selçuk, Mahmut Dinç, Emine Çelik, Kaan Erol, İlker Tekin, Tavşan Express gazetesi bir dünya yorum var. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.